600 ila 1200 metre arasında kızılçam ve meşelerin egemen olduğu karışık ormanlar ya da yamaç ormanları ortaya çıkar. Kızılçamların aralarında yer yer meşelikler, daha yükseklere doğru Halep çamı ile karaçamlar görülür. 1200 ila 2100 metre arasında ise yüksek ormanlar diye adlandırılan ve sidir, köknar, sarıçam, kayın ve çeşitli ardıç türlerinden oluşan orman kuşağı yer alır. Özellikle Batı Toroslar'da saf sedir ormanları vardır. İki bin metrenin üstünde iğne yapraklı ağaçlar seyrekleşir ve budurlaşır. Bu alan 2100 ila 2300 metrede sona erer ve aç çayırları denen renkli çiçeklerle bezenmiş, yazları kurumayan yüksek otluklara geçilir. Teke yaylasındaki yüksek ovalarda meşe ormanlarının tahribi sonucu oluşmuş step bitkileri yetişir. Genişliği 946 ila 466 hektarı bulan Antalya ormanlarında köknar, meşe, dişbudak, kara ağaç, koca yemiş, çınar, ahlat, ıhlamur, yabani ve aşılı zeytin, kermes meşesi, mazı meşesi, sandal, sakız ağacı, mersin, tesbih ağacı, defne, akça kesme, hayıt, zakkum, harnup, kayacık, funda, ladin, çılbırdı, cehri, katır tırnağı, kekik, patlangaç, sütleyen, dikenli mersin, deve dikeni, ballı baba, alev doda, ada çayı, safran, Kanada şifa otu, tokuz otu, çakır dikeni, çiriş otu, kuş kolmaz, krizantem gibi ağaç ve ot cinsleri bulunur. Antalya ormanlarının katran ve sedir ağaçlarının kerestesi de çok değerlidir. Roma İmparatoru Mark Antonius, sevgilisi Kleopatra'ya Antalya ve çevresini armağan ettiğinde, Kleopatra gemileri için gerekli ağaçları bu ormanlardan sağlamıştır. İkinci Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut Antalya'da valiyken o zamanki adı Hızır Reis olan Barbaros'la dostluk kurmuştu. Korkut, Antalya ormanlarından sağladığı kereste ile Barbaros'a büyük bir donanma inşa ettirmiş. Barbaros da bu gemilerle Akdeniz'e açılmıştı. Süveyş kanalının inşaatında, demir yollarının yapımında, Selçuklular devrinde, Alanya ve Antalya tersanelerinde yapılan gemilerin ve evlerin kerestesi bu ormanlardan sağlanmıştır.